Merhaba arkadaşlar, meridyenleri ve enlemleri öğrendik. Peki şimdi meridyenin etkisi nedir, enlemin etkisi nedir diye sorular çıkacak karşımıza. Onlarda neleri düşünmemiz gerekiyor ve özel durumları, özel şartları nelerdir onları bir göz atalım. Enlem etkileri deyince aklımıza ilk olarak temel etkenin dünyanın şekli yani küresel şekli olduğu gelmeli. Peki... Bu bağlamda bakarsak ekvatordan kutuplara doğru artarak ya da azalarak değişen birçok unsur bakın altını çiziyorum birçok unsur enlemle yani matematik konumla ilgilidir bunu unutmayalım. Demek ki temelde birçok şeyi biz neye bağlayabiliriz? Rahatlıkla enleme bağlayabiliriz. Bunlardan en önemli sıcaklık. Sıcaklık enlem etkisiyle ekvatordan kutupa doğru ne yapar? Azalır. Peki buna bağlı olarak iklim değişir. İklime bağlı olarak neler değişir? Bitki örtüsü yerleşme, tarım, ekonomik faaliyetler ve hatta mimari yapı bile ne yapabilir? Sıcaklığa yani iklim dalışına göre değişebilir. Bunu da unutmayalım. Kalıcı kar alt sınırı yine ekvatordan kutba değişiklik gösterecek enlem etkileri arasında sayılabilir. Peki bir notumuz var özel bir not hemen ona bakalım. Kalıcı kar miktarı ile tekrar ediyorum kalıcı kar miktarı ile kalıcı kar alt sınırını karıştırmamalıyız. Burada önemli olan hemen benim çizdiğim gibi kalıcı kar miktarı mı soruluyor bize yoksa kalıcı kar alt sınırı mı soruluyor onu hemen altını çizerek işaretlememiz doğru olur. Bunu karıştırmamak için ne yapmalıyız? Hemen altta maddeleri verdik. Onları bir göz atalım. Birincisi kalıcı kar miktarı kutuplara doğru artar. Bu ne demek? Soğuk e, iklim şartlarının hakim olduğu kutuplarda kalıcı kar miktarı daha fazla olduğu için miktar kutuplara doğru artmakta. Peki 2 diyoruz. Kalıcı kar alt siniri hemen altını çiziyoruz. Kutuplara doğru azalır. Bu ne demek arkadaşlar? Şimdi kalıcı kar alt sınırında şunu düşünüyoruz. 3 tane dağımız var. Biri ekvatorda, biri 45 derece orta enlemlerde, biri ise 90 kutup enlemlerinde. Şimdi burada kar görüyorsunuz çok daha az. Ekvator bölgesinde 45'lerde kar biraz daha alt sınır olarak 0 metre yani deniz seviyesine doğru yaklaşmış. 90'larda ise artık kalıcı kar alt sınırı tamamen 0 metreye kadar inmiş bulunmakta. Bu da bize kalıcı kar alt sınırının kutuplara doğru azaldığının ispatı olacak. Peki buna bağlı olarak çizgisel hız değişir nereden nereye azalır dersek çizgisel hız ekvatorda en fazla kutuplara doğru bu hız kesinlikle ve kesinlikle azalacak. Tan ve grup süreleri çizgisel hıza bağlı olarak tan ve grup yani güneşin doğuş batış süreleri de ekvatordan kutupa doğru uzayacak. Bunu ispat olarak da şunu söyleyebiliriz kutuplarda 6 ay gece ya da 6 ay gündüzün yaşanması da aslında tan ve grup sürelerinin uzamasıyla alakalıdır. E gölge boylarımız ne yapacak arkadaşlar? Sürekli kutba gittikçe uzayacak. Güneşlenme ne kadar artarsa gölge boyu o kadar kısalır. Güneşlenme azaldıkça gölge boyu o kadar uzayacak. Ve bu da kutupların gölge boyu olarak çok daha uzun gölgelere sahip olduğunu ispatı. Peki gece gündüz süre farklarının oluşması da yine enleme bağlayabileceğimiz etkiler arasında. Şimdi e, boylam nedir? Enlemi biliyoruz artık. Boylam nedir? Boylam sorularında nelere öncelik vereceğiz? Nelere bakacağız? Onlara bir göz atalım. Başlangıç net derece, dakika ve saniye cinsinden uzaklığın ifadesine biz ne diyoruz? Boylam diyoruz. Sadece yerel saat etkiler. Az önce biz ne dedik? Enlem aslında dünyadaki birçok şeyi etkileyebildi. Ama boylam sadece yerel saati etkileyecek. Bunu da unutmayalım lütfen. Yerel saat dediğimiz şey nedir? Hemen ona bir bakalım. Yerel saat, düz bir zemine dikilen bir çubuğun gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu andır. Bu da bize neyi verecek arkadaşlar? Saatin 12 olduğu anı. İşte biz bu saate yerel saat diyoruz ve diyoruz ki kısacası 12 olduğu anda yerel saatimiz belirlenmiş olmakta. Dünyanın batıdan doğuya dönmesinden dolayı doğuda saat ileri, batıda geri unutmayalım. Doğuda saat ileri, batıda geri. Aynı meridyen üzerindeki tüm noktaların gelen saatleri de aynıdır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Müzik